Bir anı, bir hikaye. Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 73. bölüm. Yayını hazırlayan ve sunan ben İsmail Yağcı'm. Plevne'nin kuzey ve doğu tepelerinde pek ağaç yoktu. Gayet az da ağaçlar. Tek tüktü böyle. İnşaatta mümkün mertebe biz de yapıyor inşaatta yapıyorlar tabii. Efendim cephede inşaatın ne işi var? Ne işi var? İnsan sığınacak içerisine. Sütreler yapacak, kendini koruyacak. Düşmanın gözünden koruyacak, ateşinden koruyacak. O insana uyku lazım değil mi? İstirahatını sağlayacak. İnşaatta mümkün olduğu kadar direkt kullanmamaya gayret ettik. Çünkü ağaç kıtlığı var. Güney ve batı tarafları ise ağaçlıktı. Ağaçların çoğu da yemiş ağacıydı. Yani bizim ağaç diye istifade edeceğimiz değildi. Yemiş ağaçlar biliyorsunuz. Çadırlı ağaçlardır. Şemsiye gibidirler. Öyle kavak gibi veya işte daha başka e, kayın gibi böyle uzun ne bileyim sedir gibi oradan keseceğim bir parçayla bir yerlerde bir şey yapamazsın. Kolay kolay. Yemiş ağaçlarına verilen bir emirle hiç el sürülmedi. Düşünün muharebe zamanı komutanlık diyor ki yemiş ağaçlarına el sürmeyin. Oradan bir dal kesip de getirip çadırınıza direkt yapmayın. Meyvesine de dokunmayın icabında. Bu ağaçlar aynı zamanda bize birçok yiyecek de veriyordu diyor hatırasında. Von Herbert. Tavanlar döşeme ve sandık kırıklarından tavanlar derme çatma bir surette yapıldı. Kalacağımız yerlerin tavanları, tabyanın tavanları. Altlarında da çadır direğinden payandaları vardı. Duvarlar yontulup biçime sokulmuş taşlarla tahkim edildi. Tahkim etmek, kuvvetlendirmek demek efendim. Kuvvetlendirildi, takviye edildi. Zemin hayvanların kurutulan postlarıyla tüylü derilere post deniyor biliyorsunuz efendim. Samanlarla ve üzerinde yatıracak beyliklerle örtülüydü zeminde. Uzanyat postun üzerine altın toprak başında yastığın o da taştan. Ya. Plevne'ye yahut civardaki köylere gidip gelen herkes beraberinde kap, kacak, alet, avadanlık cinsi bulabildiğini getiriyordu. Lazım. Yemek yiyeceksin. Ne ne yiyeceksin? Neye koyacaksın yemeği ya? Karavanayı alıp da. E, o da öyle olur, olur da. Her tarafta olmaz bu iş. Bunları Türkler isteye isteye Türk köylü, Türk halk Türkler arzu ederek, isteyerek veriyorlardı. Bulgarlar ise korku belası veriyorlardı bize. Bazı şeyler de zorla alınmıştı. Biz bunlara iğreti olarak alınan diyorduk. Paramız yoktu. Aldığımız eşya mukabili yazılı senetler veriyorduk. İşte Osmanlı ordusunun veya Türk ordusunun tarih boyunca İslamiyet'ten sonra Karahanlardan itibaren dikkat ettiği en önemli husus harama el uzatmamak. E ben senin topraklarını koruyorum kardeşim. Tamam da o adam da o tencereyi tavayı almak için epey bir ter döktü. E bir kağıt ver eline borçlan ya. Devletin borçlarsın ya. Nasıl o kimse efendim e, devletin bir malını aldığında borçlanıyor devlet de sana borçlansın. Osmanlı bundan hiç çekinmemiştir. Hep bunu yapmış ve arkasından beddua almayan bir ordu meydana getirmiştir. Bunların alınıp da yerlerine para verilmesi de hiç vaki olmadı. Yani o kargaşa döneminde evet biz bunu böyle dedik, dedik verilecek ama bizden sonrakiler verdi mi onu bilmiyorum. Biz para döndüğünü görmedik çünkü askerin o anda para hususuyla hiçbir işi olmadı. Hiçbir defterdar kasasını açıp da maaş veremedi o sırada. Her gün biraz daha tabyalarımıza yerleşiyorduk. Hani göçmen gelen insan her gün bir şey her gün bir şey böyle çeker ya yeni evlenenler efendim kuşun yuvaya çöp çektiği gibi biraz daha rahat ediyorduk. Konforumuzu sağlamaya çalışıyorduk kırk parmağında kırk hüner olan, becerikli, iş bilir bakkal Mustafa Çavuş veya Çavuş Bakkal veya Bakkal Çavuş bizim takım için birçok şeyler bulunca odamız öteki takımlara numune olacak kadar güzel oldu. Her şeyi büyük bir itina ile yerleştirdik. Jacques Seymour ve ben von Herbert her hususta gayet titizdik. mülazım evveli de bizim usullerimizi tatbikinde ısrattık. Arkadaş sen de bize benzeyeceksin dedik. En ast subay o. Ast. Ast subay değil de ast. O da subay ama zabit ast. Evvel. Yani bizim tabia, tabiyalar arasında en temiz, en sıhhatli bir mekan oldu. Neferlerin su miktarına uygun yıkanmaları, çamaşır yıkama, tahtaları fırça ile oğmasında dikkatliydik. Niye? Su kontrolda. Dezenfekte etmek için elimize hiçbir ilaç yoktu. Bu en büyük mahrumiyetimizdi. Ben seyyar hastanedeki eczacıdan bir miktar permanganat dök potas aldım. Potasyum permanganat diye bizim Türkiye'de bu kullanılıyor. Potasyum permanganat. Efendim böyle mikrop kırıcı, öldürücü, dezenfekteci bir özelliği vardır. Kırmızıdır. Böyle tabletler halinde eczanede satılır. Efendim ayağınızı öyle potaslı bir suya sokarsanız permanganatlı bir suya kına yakmış gibi ayağınız kırmızılaşır. Biraz tahta kurusu tozu gene eczacıdan. Biraz da asit karbonik almıştım. Karbonik asit. Sabunda da pilevneden iğreti olarak alınmıştı. Yani parasını sonra vereceğiz. İğreti alma diye söyledi ya efendim. Efendim. Alınmıştı pilevneden. Çünkü tayin arasında verilen sabun kafi gelmiyordu. Ya bundan idare et, devlet savun veriyor. Veriyor da ne kadar veriyor? Tevziyat da mutazam değildi. Dağıtımda da yani her yere aynı şekilde olmuyordu ki. Ne hadi insandan insana yapılan bir dağıtım. Bugün bile erzak arabaları, erzak getirirlerken efendim eskiden tabi e, silahlı kuvvetlerin yemek işleri özelleşmeden önce e, erzak arabayla giden adam bir salatalık gördü müydü? Arkasında arabanın katır kutur bir salatı yerse yerdi yani. Canı çeker yerdi. E asker arkadaşlar iyi de nefis orada çekmiş. Yemesi uygun mu? Değil. Ama ne yapacaksın? Salatalık yediği adamı arabadan aşağı basacaksın. Gibi. Mum içinde durum aynıydı. Yani sabunda sıkıntımız vardı. Aydınlatmada mum içinde durum aynıydı. Ama ne yapalım ki? Biz kendi yağımızla kavrulacaktık. Neferlerin günde bir defa sabun ile yıkanma hakları vardı. Tahta kurusu tozu elmas zerreleri, zerreleri gibi hesaplıydı. Tahta kurusu tozu tane ile veriyorlarmış. Bakkal çavuşun keşfettiği pınardan tatlı içme suyu alıyorduk. Öbür kıtalar bu kıymetli şeyi 2 kilometre kadar uzaktaki Giriviça'dan fıçıyla öküz arabasıyla getiriyorlardı. 50 yaşındaki bakkal çavuşun faydalı davranışlarını görüyor musunuz efendim? Dedik ve 73. bölümü de burada noktaladık. 74. bölümde inşallah Teala buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. bir anı bir hikaye